2-0'lık üstünlüğü var ev sahibi Bodrum'un. Hemen arkadaşlarımız hazır. Muhabir bağlantıları ve bir saat sonra Pendik'te Pendik Spor Trabzon. Daha sonra Ankara'ya gideceğiz ama önce İstanbul'dan Pendik Trabzon maçıyla Furkan'la başlayalım. Aykut İnce, iyi yayınlar. Günün ilk seansında saatler 16'yı gösterdiğinde İstanbul'da Pendik'te Siltaşyapı Pendikspor ve Trabzonspor karşı karşıya gidecekler. Trabzonspor 5 maçlık galibiyet hasretini Hatayspor karşısında aldı. 2-0'lık skorla 2-0'lık galibiyetle sonlandırmayı başarmıştı. Ev sahibi ekip Siltaşyapı Pendikspor ise aslında tam tersi bir form durumu, tam tersi bir seri. Onlar da 5 maçtır kaybetmiyorlardı ama geçtiğimiz hafta Babakar Fatih Karagümrü, onlar da aynı skorla 2-0'lık skor mağlup olmuştu. Bugün de ev sahibi ekip kazanarak Trabzonspor karşısında iyi bir skorla ayrılarak sahadan yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Bir yandan da muhtemel 11'ler artık tabii resmi 11'lere dönüştü. İki takımın da 11'lerinin belli olmasını bekliyorum dediğim anda ev sahibi ekip Pendikspor'un 11'lerini aktararak bağlantıma başlayayım. Ben kalede bugün Erdem'i göreceğiz. Ev sahibi ekipte Nuno Sequeira, Papa Ndiaye, Halil Akbunar, Fredrik Mitsche, Abdoulaye Diaby, Wellington kaptan Wellington Souza. En uçta ise Mamet Yam'ı göreceğiz. Yine bugün Pendik Spor'un gol ayağı Mamet Yam olacak. Alparslan Öztürk, Gökcan Kaya ve Serkan Hasan 11 ile bugün ev sahibi ekip Pendik Spor'un Trabzonspor karşısında sahada olacağını aktaralım. Konuk ekip Trabzonspor ise aslında gün boyu aktardığımız muhtemel 11 bu ekranlarda resmi 11'e dönüştü. Bugün Abdullah Avcı yine kalede, Uğurcan Çakır'a şans verecek. Kaptanlık pozisyonunda Uğurcan da olacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Thomas Mönye, sol tarafında Eren Merkezde bugün Joaquin Fernandez'le beraber Dansville'i göreceğiz. Önlerinde Mendy ve Berat Özdemir. Hücumun sağ tarafında Visca, sol tarafında Trezeguet. Merkezde Enis Bardi, en üstte ise Enis Tehsan 11 ile bugün Trabzonspor Pendikspor deplasmanında galibiyet arayacak. Güzel bir hava var İstanbul'da. Hava sıcaklığı yaklaşık 8 ila 10 derece civarında ve bir gündüz maçı İstanbul'da Pendik şehrinde, Pendik ilçesinde özür diliyorum. Keyifli bir futbol mücadelesi olmasını bizler de bekliyoruz. Biz yine maç sonrasında buradan Siltaşyapı Pendik Stadyumundan tüm yansıyanları ekip arkadaşım Mehmet Tekin'le beraber A-Spor'da aktarmaya devam edeceğiz. Zitur'u şimdi tekrardan size bırakalım Aykut İnce. Peki sen tabii maç öncesi maç sonu bağlantılarla devam edeceğiz. Furkan'la Ankara'ya gidelim. Aykut İnce teşekkürler. Biz de Ankara'dan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Ankara Gücü Galatasaray maçı öncesinde başkentteyiz. Sarı Kırmızılı takım da dün buraya geldi. Dün akşam saatlerinde A-Spor ekranlarından canlı olarak da paylaşmıştık. Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı burada Sarı Kırmızılı kafile. Ve şu anda da kamptalar. Saat 17 sularında kamp yaptığı otelden ayrılacak Galatasaray. Stadyuma doğru, Eryaman Stadyumuna doğru yola çıkacak. Tabii maç öncesinde yaklaşık 10-15 gündür en çok konuşulan konulardan bir tanesi stadyumun zemini. Eryaman Stadyumu'nun zemininde son dönemde yaşanan problemler çok fazla konuşulmuştu. Galatasaray'ın bir başvurusu oldu stadyumun değiştirilmesi ya da bu konuda bir yeni bir şey yapılmasıyla ilgili ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı mücadelenin Eryaman Stadyumu'nda oynanması yönünde oldu. 10 gündür de bakım yapılıyor. Biraz daha iyi halde olduğunu söyleyebiliriz Eryaman Stadyumu'nun zemininin. Galatasaray'a baktığımızda dün geldiklerinden bahsettik. Eksikler var aslında. Önemli isimlerden yoksun olarak buraya geldi Galatasaray. Kaan Ayhan'ın ağrıları vardı. Ankara'ya getirilmedi. Abdülkerim Bardakçı aynı şekilde ve yine Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu da yine ağrıları nedeniyle burada yer alamayacak. Sergio Oria, Galatasaray'ın yeni transferi, Afrika Kupası finalinde fil dişi Nijerya mücadelesinin son dakikalarında ağrıyla oynadığı ve sonrasında da bu ağrı nedeniyle ve bu sakatlık nedeniyle takımdan biraz daha uzak kalacağını Okan Hoca Prag maçı sonrasında açıklamıştı. Yine Oria'da olmayacak. Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Derik Köhn'ün ise bugün ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Zaten savunmanın beklerinde sayısal anlamda da Galatasaray'ın biraz eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Okan Hoca burada sürekli rotasyonlar yapıyor, sürekli yeni oyuncular deniyor. Bugün de Derik Köhn aslında tabii ki transfer edildiği, oynaması beklenen mevkide ilk 11'de olacak gibi gözüküyor. Hemen muhtemel 11'den bahsedelim. Nasıl bir kadro görebiliriz bugün, bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Barış, stoper ikilisinde Sanchez ve Nelson. Solda Derik Köhn, onların önünde Torreira ve Kerem Demirbay ikilisi orta sahanın merkezinde yer alacaklar. 10 numara pozisyonda Dries Mertens, kanatlarda Zaha ve Kerem, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Güzel bir hava var Ankara'da. Dün
Biz akşam saatlerinde buraya geldik ama mevsim normallerine göre iyi bir hava olduğunu söyleyelim. Yine maç saatinde de benzer bir durum oluşacak tahmin ediyorum ki 8-10 derece civarında bir hava sıcaktı ama tabii ki Şubat ayında olduğumuzu düşünürsek bir aile uygun bir ortam, uygun bir atmosfer iki takımı da bekliyor olacak. Biz de gün boyunca hem buradan yansıyanlara hem takımlara dair bilgilere hem atmosfere dair görüntülere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Alanya'dan bir gol haberi daha var. Alanya Spor 2, Adana Demir Spor 2. Gerçekten çok ilginç bir maç oluyor sevgili seyirciler. Akdeniz'de kritik bir puan mücadelesi. Durum 2-2 ve Bodrum Altay maçında da Bodrum'un 2-0'lık üstünlüğü var. Tabii yavaş Trabzonspor'un Pendik 11'i de belli oldu. Kalede Uğurcan, Munye, Fernandez, Dansfil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardi, Trezeguet ve Enis. Santrafor Genç Enis ve Pendik Spor'un 11'ine de vereyim. Sonra konuşuruz zaten. Kalede Erdem, Serkan, Alparslan, Wellington, Sekeira, Ndiaye, Micho, Halil Akpınar, Gökçen, Diaby ve Tiam. Orada da tabii Umut Nayır'ın olmaması belki bir dezavantaj olarak. Erencan da yok. Erencan da yok. Nasıl buldun? Zaten Trabzonspor'un 3 aşağı 5 yukarı belliydi 11'i. Evet. Son maçın 11'i galiba değil mi? Hatay maçını kazanan 11 galiba yanlış eğer hatırlamıyorsam. Evet, yani, evet, evet. Aynen o. Aynen o maçın evet, 11'i. Evet. Yani Trabzonspor'da şu göze batıyor. Bireysel performanslarda ciddi bir yükseliş görüyorum ben. Mesela orada Alanya Spor. Bu arada kalecinin penaltı. Müdahalesi penaltı kazanıyor ev sahibi Alanya. Efecan Karaca yerde kaldı. Kalecinin bir müdahalesi var. Fatih Aksoy kenara gidiyor. Dördüncü hakeme bir şeyler anlatıyor. Bir kart beklentisi var. Sarı kart geliyor kaleciye. Değerli seyirciler, Adana Demirspor kalecisine bomboş pozisyonda Vedat Karakuş. Kalecinin hatası bir penaltıya sebebiyet verdi kaleci Vedat. Ve Efecan Karaca yerde kalmıştı. Penaltı atışı kullanacak ev sahibi Alanya takımı. Değerli seyirciler, gerçekten öyle bir maç ki. Orada Aykut, yani Oğuz. Oğuz'un pası. Oğuz'dan bahsetmemiz biraz gerekiyor. Yani iyi oyuncu. Oğuz. Gol attı bir de. Evet. Pozisyon gereği de nefis bir pas verdi Efecan'a. Bence yani yeni sezonda büyük takımlardan penaltı. Birinin formasını giyecek. Pozisyon penaltı bu arada. Yani Oğuz bence yeni sezonda bir büyük takım formasını giyebilir. Ciddi, iyi ve potansiyelli bir oyuncu. Ligin iyi yerlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. Anadolu'daki. 75. dakika penaltı atışı kullanacak ev sahibi Alanya. Şu penaltı atışı kullanılsın. Daha sonra yorumu yapacağız elbette. Bir offside incelemesi var ama offside yoktu gördüğüm kadarıyla pozisyon öncesinde. Yoktu. Galiba. Ben öyle yani geriden geliyordu. Novais atıyor galiba penaltıyı. Çok kritik bir karşılaşma.